Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini tarihiyle günümüze kadar taşıyan ilimiz Bursa'nın İnegöl'deyiz. Mobilyanın başkentinde kaliteli bir markadan şimdi bahsedeceğiz. Markalite Home Dazing. Buranın firma sahibi beyefendi Hüseyin Zeyrek yanımızda. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Şimdi sohbetimize geçeceğiz ama şöyle kısaca bir şahsınızı izleyeceğimize tanıtalım. Tabii. İsmim Hüseyin Zeyrek. 1988 İnegöl doğumluyum. Yani çocuk yaşlardan beri bu işteyiz, bu sektördeyiz. Hatta dediniz ki lise çağındayken böyle okulun boş zamanlarında da hep bu sektöre kaçardım. Yani sevdiğimiz bir iş, öyle söyleyeyim. Evet, güzel. Mobilyayla uğraşmayı seviyorsunuz. Aynen. Peki, şimdi markayı ne zaman oluşturdunuz? Adı da oradan geliyor, Markalite. Markalite, aynen. Markayı da markamız ne olsun diye düşünürken mark olsun dedik. Tamam. Böyle bir de kalite böyle bir şey. Ekledim. Aynen, kaliteyi de ekledik sonuna. Kaç yıl oldu? Yaklaşık bu ismi oluşturalı 5 yıl oldu. 7 yıldan beri falan bu sektörde kendimiz... Kendi bünyenizde 7 yıldır varsınız. Varız. 5 yıldır da bu markayla devam etmekteyiz. Güzel. Şimdi neler yapıyorsunuz? Şöyle önce başlıkları sizden bir dinleyelim. Tabii, yani döşeme adına, yani ev dekor adına aslında çoğu şeyimiz var, yapabiliyoruz, evet, ama bizde ayrıyeten bir de kafe sektörü var. Hı-hı. Yani evlere, ev grubundan hariç kafelerde kafe masası, kafe koltuğu, kafe sandalyesi tarzı ürünler yapıyoruz. Güzel. Yani bunlarda güzel. Da biraz yani Chester olarak, evet, ağırlıklı, evet, Chester, evet, olarak iyiyiz, iyi olduğumuz söylenebilir yani. Peki şunu sorayım. Şimdi kafe dediniz ya, o biraz daha ön plana çıkmış zaten çalışmalarınızda, evet, talepler de gelmiş. Şimdi izleyicilerimiz görsellerinizi de izliyorlar. Türkiye'nin farklı lokasyonlarına işler yaptınız değil mi? Tabii, yani Türkiye'nin her iline yaklaşık yapmışızdır. Yani Ağrı'dan Edirne'ye, yani Türkiye'nin her yerine, ama İstanbul ağırlıklı oluyor genelde. İstanbul'da kafe yoğunluğu olduğu için yani. Biraz da İzmir bölgemiz, İzmir Ege bölgesi. Evet, anladığım Ege bölgesi. Kadarıyla oralarda da çalışmalarınız var. Evet. Hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Çünkü yaptığınız iş görseli de önemli. Şimdi biz de gördük fotoğrafları, çalışmalarınızı gayet şık, evet, mekanlar yapmışsınız. Çünkü. Yani en çok dikkat ettiğimiz şey, yani başladığımızdan beri, yani aslında hep bir slogandır bu ama, kaliteli ve ucuz. Yani evet, kaliteli ucuza yapmak, evet. Tamam, bunu yani yapıyorsunuz. Bunu üstüne denedik kendimize. Tamam. Yani başarabildiğimiz kadar da başardık ki referans böyle silsile yoluyla. Referans anladım. Yoluyla zaten müşterilerimiz de geliyor, buluyorlar, sağ olsunlar. Evet, evet. Yani kimseyi de mağdur etmeden. Güzel. Yani satış sonrası hizmetimizi de abi güzel hizmetlerimizi tabii vererek 5 yıldan beri ayakta durmak kolay değil. Yani 5 yıl diyorsunuz, uzun da bir süreçten, evet, bahsediyorsunuz. Bu tabii daha nice 5 yıllar olur inşallah diyelim. Şimdi yerimiz nerede lokasyon olarak? Yerimiz aslında burası İnegöl'ün yani kalbi diyelim, mobilyadaki kalbi diyelim. Ertuğrul Gazi Caddesi'nin, biz de Zafer, hı-hı, Caddesi girişindeyiz. Ertuğrul Gazi Caddesi bölgesindeyiz. Mobilyacıların yoğun, tabii, mobilya mağazacıların olduğu yer. Olduğu yer. Yani, peki tesis ne kadar büyük bir alan? Yaklaşık 800 bin metrekare alan. Yani 2 kat burası. 4 katlı. 4 katlı. Evet. Yani en son katımızda bir boyanemiz var. Alt katımızda döşemanemiz var. İkinci katta boyanemiz var. Birinci katta da teşhirimiz var. Teşhir şu anda, evet, durduğumuz alan. Peki sizin bir de sosyal mecranız güçlü. Web sayfanızdan da çalışmaları hem yüklüyorsunuz ama oradan da talepler geliyor mu böyle? Tabii size? Tabii. Yani en sık talepler de zaten oradan geliyor. İnternet üzerinden satış yapıyoruz. Yani gerek sitemiz olsun, gerek diğer internet. Evet. Sosyal medyadaki, sosyal mecralarda, tabii, Instagram, Facebook'tur, web sayfasıdır. Diğer özel siteler var. Özel siteler var, özel, hı-hı, kuruluşlar var. Onlarda da aktifiz. Üyesiniz, evet, aktifsiniz. Hangileri bunlar? Mesela sahibinden.com var, N11 var. Evet. Şu anda Trend Yolu'la bir diyalog içerisindeyiz. Trend, evet, Yolu'la da başlayacağız, evet, inşallah. Yani sosyal medyada Facebook, Twitter, Instagram, bunlar düşüşsünüz zaten. Tamam. Güzel. Peki şimdi renk model tercihleri konuklarla nasıl belirliyorsunuz? Ondan bahsedelim. Yani genelde onlar bize soruyorlar, müşterilerimiz. Tecrübenize dayanıyor. Aynen, yani biz de onlara, yani biz de tecrübemizle müşteriler bizden ne istedilerse biz de diğer müşterilere onları aktarıyoruz. Ama genelde bizim şimdi kafe sektöründe olduğu için atıyorum bir kalite, bir renk kartelasında, evet, zaten, evet, 10 tane renk var. Seçenek o 10 var. Renkte her renkte kullanmak zorunda. Çünkü adam 20 tane 30 tane koltuk koyuyor. Hı-hı. Tek renk kullanmıyor. Yani genelde haklılık olsun diye. Aynen, genelde yoğun renkler kullanılıyor yani. Güzel. Ağırlık giden bir şey var mı? Mesela 2020 yılına Chester. Girdik. 2019. Chester nedir mesela? Chester yani şu üstünde oturduğumuz, evet, ürünün kapitanalı kısmı. Yani bu Chester'ın modernleşmiş hali. Modernleşmiş mesela hali. Yine fotoğraflarda görecek izleyicilerimiz. Onlar da klasik Chester dediğimiz. Yani 60 senelik bir modelden gelen bir şey aslında.
Yani evrim geçire geçire, evet, değişe değişe. Evet, evet. Yani ama genelde bütün modellerimiz Chester. Siz anladığım değişir. Kadarıyla çağımızın tabii gerektirdiği şekilde bunları tasarlayıp tabii, ortaya çıkarıyorsunuz. Çağımızın, piyasanın şartları, talebine göre anladığım yani, kadarıyla. Şöyle de bir çalışmalarımız oluyor. Mesela kafede müşterimiz geliyor diyor ki bana diyor şu üründen yapabilir misiniz fotoğraf gösteriyor. Hmm. Direkt o fotoğrafı da yapabiliyoruz yani. Ha, canlandırabiliyoruz. Tabii. Sıkıntı yok. Peki değerli izleyicilerimiz, kafe sektöründe özellikle hizmet veren yeni mekanlar veya mekanlar açık ama böyle güzel yeni dekorlara kavuşmak isteyen her noktamızı beyefendinin sosyal mecralarından ulaşırsanız size onlar yardımcı olacaklar diyelim. Onu da taahhütünü buradan yapmış olalım. İnşallah. Şimdi bu ürünlerin ham malzemelerini nerelerden tedarik ediyorsunuz? Kumaşı var, süngeri var, ahşap ne kullanıyorsunuz mesela? Yani ahşap zaten koltukta kullanılması gereken ahşap gürgendir. Evet. Biz de her yerinde gürgen kullanıyoruz. Tamam. Yani profil destekli olanlar var. Diğer kontra destekli olanlar var. Yani düz yüzeylerde bunları kullanmak zorundayız. Güzel. İçindeki maliteye de mesela malzeme çok yerde satılıyor. Yani en kalitelisini, evet, en uzun ömürlüsünü kendini ispat etmiş firmalarla çalışmaya çalışıyoruz. Güzel. Yıllardır onlarla bu yani, iş devam ediyor anladığım kadarıyla. Tabii. Sektörünüzde firmamızın sahibi genç girişimci birisi. Kafasında çok güzel projeler de var. Hüseyin Zeyrek'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'ya aktarıyoruz. Hoşça kalın.